Günaydın arkadaşlar. Bildiğiniz üzere dün sözcükte anlam konusuna bir giriş yapmıştık. Birkaç etkinliğini yaptıktan sonra kaldığımız yerden bir devam edelim. Merhaba, merhaba. Eş anlamlı anlamda sözcükler. Arkadaşlarım, benim eş anlamlı sözcüklerim vardı, değil mi? Eş anlamlının diğer ismi neydi? Anlamdaş sözcüklerdi. Şimdi şu kalemimizin rengini hemen bir ayarlayalım. Arkadaşlar, eş anlamlı sözcükler yazılışları ve okunuşları farklı. Anlamları aynı olan sözcüklere ben ne diyorum? Eş anlamlı sözcükler diyorum. Bakın, yazılışlar ve anlamlar, bak, yazılışlar ve okunuşlar farklı. Neyi aynı? Anlamları aynı olan sözcüklere diyoruz. Siyah, kara. Arkadaşlarım, gördüğünüz üzere yazılışlar ve okunuşlar farklı. Aynı olan nedir? Anlam. Anlamdaş sözcüklerde anlamlar aynı, okunuş ve yazılış farklı. Yaşlı, ihtiyar, mektep, okul, bilim, ilim, yıl, sene, beyaz, ak, cevap, yanıt, öğrenci, talebe. Hatırlarsanız ben sınıf içerisinde size yaklaşık 300-400 kelimelik eş anlamlı sözcükler çalışma kağıdı vermiştim. Bunları da zaman zaman açıp tekrar edebilirsiniz arkadaşlar. Geldik. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını yazınız demiş. Elimizde mevcutsa o kağıt, yakın bir yerdeyse önümüze alalım. Çalışma masamıza. Buradan doldurmaya başlayalım. Yani oradan destek alabiliriz arkadaşlar. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını yazınız demiş. Duru. Duru'nun eş anlamlısı ne olabilir arkadaşlar? Hemen bakalım. Var mı söyleyecek arkadaşım? Duru. Duru sözcüğünün eş anlamlısı. Temiz sözcüğü geldi. Başka berrak geldi. Yine bir temiz. Temiz dediler. Bakalım berrak. Ceren'cim tebrik ediyorum. Teşekkürler. Ceren berrak diyerek doğru cevabı verdi bizlere. Arkadaşlarım bakın fotokopiyi alıp oradan destek alabilirsiniz. Konut. Konut sözcüğünün eş anlamlısı nedir arkadaşlarım? Hadi bakalım. Yine yorumdayım. Bekliyorum. Ali Kerem Ev, Melek Ev, Ecnev, Ayşe Ev. Arkasınız arkadaşlar. Cevabımız ev. Tasa. Tasa sözcüğü. Hadi bakalım. Gelsin cevaplar. Tasa tasa tasa. Dert, 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 keder. Dert, dert diyen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Diğer bir sözcüğüm yoksul. Gelsin yorumlar. Yoksul sözcüğün eş anlamlısı nedir? Bakıyoruz. Yorumdayım arkadaşlar. Fakir, 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 fakir. Harikasınız. Yazım. Evet, yazım sözcüğüne bakıyoruz arkadaşlarım. İmla, imla. Harikasınız. Harika, çok güzel. Tebrik ediyorum. Yel sözcüğü. Hadi bakalım, yel. Bunları sınıf içerisinde de konuşmuştuk. Hadi.
Rüzgar, Rüzgar, Bayram Mert, Zeynep Naz, Evrar, Ayşe. Harikasınız arkadaşlarım. Gül Sözcü, hadi bakalım. Gül. Gül Sözcü. Sonbahar, Zeynep Sonbahar. Hocam ben kağıda bakmadan yaptım. Harikasın Ecel. Sonbahar. Emir Göktuğ Sonbahar demiş. Bayram Sonbahar demiş. Harikasınız çocuklar. Öykü. Geçen derste de işlemiştik, bahsetmiştik. Yine çalışma kağıtlarımızdan destek alabiliriz. Hikaye, hikaye. Muhteşemsiniz arkadaşlar. Birey. Hadi bakalım birey. Birey sözcüğüne bakıyoruz arkadaşlar. Birey neydi? Kişi. Kişi. Hüseyin Pert demiş. Herhalde fert demek istedin Hüseyin. Kişi. Kişi, kişi. Kişi. Fert. Evet arkadaşlar, bireye ben, kişi de diyebilirim, fert de diyebilirim. Kıyı, hadi bakalım, kıyı sözcüğü arkadaşlarım. Kenar, bakalım başka. Emir Göktuğ kenar demiş, Zeynep kenar, Ali Kerem sahil dedi, Ceren de kıyıya kenar demiş. Kenar diyen arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ali Kerem herhalde çok sıkıldın evde artık. Sahilleri atmak istiyorsun kendine. Zengin. Zengin, zengin, zengin. Hadi bakalım. Varlıklı. Yaren, zıt anlamlısını sormuyorum. Ali Kerem biliyorum çok sıkıldın. Evet demiş. Varlıklı. Varlıklı veyahut da varsıl diyebilir miyiz? Arkadaşlarım zengin için kullanacağım neydi? Varsıl. Varsıl eşittir. Nedir arkadaşlar? Zengin. Yani buradaki varsıl sözcüğü varlıklı anlamına gelir. Zengin deyince ben varsılı kullanacağım arkadaşlar. Tabip. Herhalde yazılıda da sormuştuk bu tabibi. Hatırlarsınız. Doktor, doktor. Doktor. Harika, doktor. Muallim. Muallim kimdir? Tabii ki de öğretmen. Elbise. Hadi bakalım elbise. Elbise. Giysi, Ali Kerem kıyafet, Aziz Arda kıyafet demiş. Bakalım giysi kıyafet diyen arkadaşlarıma tebrik ediyorum. Sonuncusu vazife. Vazifenin eş anlamlısı nedir arkadaşlarım? Vazife, hadi bakalım. Görev. Görev dedik arkadaşlar. Tebrik ediyorum. Şimdi bu soruyu bir arkadaşımız çözsün. Kim çözsün? Hüseyin burada mısın? Hüseyin çözsün arkadaşlar. Evet Hüseyin. Sendeyiz. Hadi bakalım. Kuvvetli kişiler üzüntülerini saklamaya çalışırlar. Cümlesi. Peki sözcüklerin birinin eş anlamlısı değildir diyor. Ne olabilir? Bakıyoruz. Denizli demiş. Evet. Kişi, şahıs dedik. Kuvvet, güç dedik. Üzüntü, keder dedik. Bulduk. Bir sözcüğün yerine eş anlamlısının getirilmesi
cümlenin anlamında herhangi bir değişikliğe yol açmaz. Yalnız bakın, ben bir cümlede o sözcüğün yerine, yani değiştireceğim sözcüğün yerine eş anlamlısını, yani herhangi bir sözcüğün yerine eş anlamlısını getirdiğimde cümlenin anlamında bir değişiklik olmuyor arkadaşlar. Nerede değişiklik oluyor? Atasözleri ve deyimlerde. Yani değişiklikten kastım atasözleri ve deyimler kalıplaşmış söz öbekleriydi. Yani sözcük gruplarıydı. Yani cümlelerde atasözleri ve deyimleri oluşturan sözcüklerin yerlerine eş anlamlıları kesinlikle getirilemiyordu. Bunu da unutmayın. Şimdi bir yandan yorumları, chat kısmını takip edeceğiz. Bir yandan da eşleştirmeleri yapacağız. Şimdi arkadaşlarım, sınav, eş anlamlısı, imtihan, Ayşe, Aziz, Zeynep, Kıvanç, imtihan dedi. Çok güzel. Sınav, imtihan. Evet. Devam edelim. İkaz, uyarı. İkaz, uyarı. Nerede uyarı? Burada. Medeniyet, uygarlık. İmtihan, sınav dedik. Kaygı. Evet. Chat kısmındayım. Uyarı, uygarlık, endişe, tasa, endişe, uygarlık. Evet. Arkadaşlar biraz zor oluyor yorumlara yetişmem. Şuradan hemen bakalım biz. Çünkü biraz uzun sürecek çizmesi. Bakın, sınavın eş anlamlısı imtihan. Medeniyet, uygarlık, ikaz, uyarı, kaygı, tasa, başvuru, müracaat, alaka, ilgi, basım evi, matbaa, darılmak, küsmek, cesur, yürekli, davet, çağrı, ebedi, sonsuz, zirve, doruk, esir, tutsak, yoksul, fakir, giz, sır, harp, savaş, vazife, görev, öfke, hiddet, kanun, yasa, kent, şehir. Arkadaşlar gördüğünüz üzere eş anlamlı kelimeleri eşleştirmiş bulunuyoruz. Devam edelim. Zıt, karşıt anlamlı sözcükler dedik arkadaşlarım. Zıt, karşıt anlamlı sözcükler. Bir sözcüğün ifade ettiği anlamın tamamen tersi. Bak, tersi. Anlamını ifade eden sözcüklere ne diyorum? Zıt anlamlı sözcükler diyorum arkadaşlarım. Geçtik. Aşağıda zıt anlamlıları verilen sözcükleri inceleyelim. Siyah beyaz, yaşlı genç, zayıf şişman, ucuz pahalı, acı tatlı, gece gündüz, dost düşman, hızlı yavaş. Burada ne durumu söz konusu arkadaşlar? Terslik durumu söz konusu. Doğru mudur? Geçtik. Temiz kelimesinin zıttı nedir arkadaşlar? Kirli. Büyük, küçük. Zor, kolay. Var, yok. Doğru, yanlış. Dar, geniş. Soru, cevap. Ağır, hafif. Neşe, üzüntü. Kar, kar, zarar.
Girmek, çıkmak, ıslak, kuru. Gelmek, gitmek, gülmek, ağlamak, çirkin, güzel. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birbiriyle zıt anlamlı değildir? Basit bir soru. Bunlar bizim için değil mi? Evet, yorumla destek olan yani cevap veren arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gece, aydınlık, zıt, anlamlı sözcük değildir. Geldik kuralımıza. Bakın arkadaşlar, yine sınıf içerisinde de belirtmiştik. Şunu kesinlikle unutmuyorsun. Sözcüğün cümledeki kullanımına göre zıt anlamlısı değişebilir. Bakın, bir sözcüğün cümledeki kullanımına göre zıt anlamlısı değişebilir. Bir sözcüğün cümledeki kullanımına göre zıt anlamlısı değişebilir. Diğer bir kural, sözcüğün olumsuzu onun zıt anlamlısı değildir arkadaşlar. Örnek, gelmek olumlu bir fiil değil mi? Gelmemek de olumsuz mu? Kural bana ne diyor? Bir sözcüğün olumsuzu o sözcüğün neyi değildir? Zıttı değildir arkadaşlar. Örnek, babam eve gelmedi cümlesinde gelmemek kelimesi gelmek kelimesinin zıttı değildir. Gelmek kelimesinin zıttı nedir arkadaşlar? Gitmek. Unutmuyorsun, bir sözcüğün zıttı onun olumsuzu. Bir sözcüğün olumsuzu onun zıttı değildir. Zıttı burada. Tamam. Şimdi burada yine birden fazla ne var arkadaşlar? Zıt anlamlı sözcükler var. Evet hocam, deftere yazdırdınız. Yazdırdık. Yarenciğim, hepsi defterimizde mevcut. Hatta yine bunun da fotokopisini vermiştik. Bakalım buradan. Alçak, yüksek, üst, alt, acemi, usta, bolluk, kıtlık, boş, dolu, borç. Alacaklı, çalışkan, tembel, doğu, batı, uzun, kısa, gitmek, gelmek, eksik, fazla, kapalı, açık, taze, bayat. Gördüğünüz üzere arkadaşlarım, burada yine benim nelerim var? Zıt anlamlı sözcüklerim var dedik. Devam edelim. Yine yoruma yazan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Evet, tekrarını da yapmıştık. Çok güzel. Şimdi eş sesli, sesteş sözcükler dedik arkadaşlar. Bakın, eş sesli, sesteş sözcükler dediğimiz olay bizim neydi arkadaşlarım? Yazılışları ve okunuşları aynı. Anlamları farklı olan sözcüklere ben ne diyorum? Eş sesli sözcük diyorum. Bakın, bunu unutmayın arkadaşlar. Eş sesli sözcüklerde yazılışlar ve okunuşlar aynı ama nelerim farklı benim? Anlamlarım farklı ise ne diyorum? Eş sesli sözcükler diyorum. Bakın, aşağıdaki altı çizili sözcükler sesteş olarak kullanılmıştır. Burcu öğretmenin söylediklerini defterine yaz. Bakın burada yazmak eyleminden bahsediyor mu arkadaşlar? Şu an benim yaptığım işlem. Yaz, fiil olan, yani eylem olan. Doğru mudur? Bu yaz tatile Bodrum'a gideceğiz. Mevsim. Burada da ne var? Mevsim var değil mi? Şurası mevsim. Burası fiil dedik arkadaşlar. Annem bahçeye kırmızı gül dikti. Buradaki gül bitki olan gül mü? Evet. Ali düşünce herkes ona güldü. Buradaki gülmek de eylem olan gül mü? Evet. Şimdi arkadaşlar bakın.
Sesleşe biz şunu dedik ya, yazılışları ve okunuşları aynı ama anlamları farklı. Peki arkadaşım, anlam farklı da sesleş sözcükte nasıl bir anlam ilişkisi olacak? Sözcüklerim arkadaşlar, hadi bana bunu bir söyleyin. Hemen yorumlayın. Bakın ben size yine bunu söylemiştim, bahsetmiştim. Hatta çok anlamlılıkta da bahsettim. Çok anlamlılık dedim, sesleş sözcüklerle karıştırılır dedim. Burada dikkat edin dedim. Arkadaşlarım bakın örneklere, örneklere bakın. Ben bir sözcüğe sesleş sözcük diyebilmem için, her iki sözcükte hangi anlamda kullanılacaktı? Gerçek anlam mı, mecaz anlam mı, terim anlam mı, yan anlam mı? Yakup Efe. Sesleşlik için gerçek anlam. Harikasın Melek, tebrik ediyorum. Taylan çok güzel, gerçek anlam. Evet arkadaşlarım, cevap verenlere teşekkür ediyorum. Bakın ben sesleşlik özelliği arayacaksam, sözcüklerde ne olmak zorundaydı? Gerçek anlam olmak zorundaydı. Yani arkadaşlarım bakın örneklerime, yaz yaz. Buradaki her iki sözcükte gerçek anlamda kullanılmadı mı? Evet, kullanıldı. Ben cümle içerisinde sesleş sözcük kullanacaksam o sesleş sözcüklerin ne olması lazım? Gerçek anlama sahip olması lazım arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Bakın yine burada birkaç sözcüğüm var. Bunları da ben ne olarak kullanabilirim? Sesleş sözcük olarak kullanabilirim. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede geçen eş sesli kelimelerden biridir demiş. Var mı cevap verebilecek? Bakıyorum. Gelsin cevap. Evet, bu soruyu da çözüp dersimizi bitireceğiz. Evet, ilk cevap Yusuf Enes'ten geldi. Sır dedi, Bayram Mert, Ceyhan, Muhammed Baday, Bursa, Aziz Arda, Denizli dedi. Bakalım, aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cümlede geçen eş sesli kelimelerden biridir? Var mı başka yorumumuz? Evet, yine yanıtlayan arkadaşlarımız var. Zeynep Naz Bursa demiş. Sır. Bakalım. Evet. Buradaki sır ne oldu arkadaşlarım? Benim eş sesli kelimem oldu. Arkadaşlarımız, dersimiz burada sonlandı. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Tamam. Ben de sizleri çok seviyorum. Yarın görüşürüz. Dersimizle beraberiz. Bugün umarım iyi bir gün olur sizler için de. Zaman ölçümündeyiz, öyle değil mi? Zaman ölçü bilimleri öğreniyoruz beraber. Dün geçmiştik bu konumuzda, bugün devam edeceğiz kaldığımız yerden. İkinci etkinliğimizde kalmıştık. Özellikle tahtayı sizin için açık bıraktım. Derse katılanlar hemen etkinliğimizi, boşluklarımızı doldurmaya başladılar diye. Bakalım, cevaplar gelecek mi acaba ben sözlerle? İkinci etkinliğimizde diyor ki bize, çekelim. Aşağıda verilen zaman ölçü bilimlerini, istenilen zaman ölçü bilimlerini çevirmeliyiz. Çevirme sorusu. Değil mi? Hemen başlayalım isterseniz gençler. Şöyle kalemimizi alalım, çevirmelerimizi yapalım. Çünkü bundan sonra güzel zaman ölçüleriyle alakalı problemlere geçeceğiz. Çok da önemli bu bilgi dersiniz. Biraz da dikkat gereken bir ders. Tamam mı?
İkinci etkinlikten sonraki yerler çok önemli. 420 günü aya çevirecek. Bir ayda da 30 gün olduğuna göre ne yapmamız lazım bizim tabii gençler? 420'yi 30'a bölmemiz gerekiyor değil mi? Şöyle yapalım şurada. 420'nin kaç ay olduğunu bulmak için 30'a böldük. Çünkü 1 ay 30 gündür. Buradan da kaç çıkacaktır tabii ki de? 14 ay çıkacaktır. 2 ay 3 haftanın kaç kilo ettiğini soruyor. Önce ayımızı çevirelim yine. 2 ay 1 ay 30 gün olduğu için 30'a çarptı. 60 ne oldu? Bir de 3 haftayı çevirelim yine. 1 hafta 7 olduğu için 3 ile 7'yi çarptı. 21 oldu. Bunları topladım gençler. Kaç gün ettiğini soruyor toplamda. 81 gün olduğu için buraya hemen 81'ini yazıyorum. Siz cevaplar gönderiyorsunuz. Onlara da bakıyorum. 14'te 83. Çok güzel. 11 yıl kaç ay eder? Bir yılın içerisinde 12 ay olduğu için bu soruyu çözerken ne yapmam gerekiyor? Hemen yanına sığdıralım. Bir yılın içinde 12 ay olduğu için ve bizden tam 11 yılı sorduğu için 11 ile 12'yi çarpmanız gerekiyor. Çarptığınızda 132 ay olarak bulur. 132 ay. 39 ay yıl kaç yıl ve kaç ay ettiğini neden böyle hem yıl hem ay demiş? Çünkü tam olarak yılı çeviremiyoruz. 39, 12'nin katı olmadığı için. Bir yılda 12 ay olduğu için 39'u ne yaptınız gençler? 12'ye böldünüz aslında. Kaç kere var? Bir de 3 defa var. 36'dan dolayı. Demek ki 39 ay kaç yıl ediyormuş? 3 yıl. Zaten ayımız var dedi. 3 ay ediyor. Hemen yerleştirelim. 3 yıl. Süper. Daha da yetim erkeğe konuluyor değil mi? Cumartlarınız geliyor. Evet. Sürekli. 10 yılı kaç hafta olduğunu soruyor. Bu çok kolay arkadaşlar. Bu işlemini yapmayın. 52 ile 10'u çarptığınız zaman 520 haftadır 10 yılımız. 105 gün kaç hafta eder? Normalde bir hafta 7 gün olduğu için 105'i hemen 7'ye bölmeniz gerekiyor. Zaten tam bölünür, tam katıdır. 15 hafta. Hemen şuraya yazalım. 15 hafta. 2920 gün kaç yıl eder? Bir yılın 365 gün olduğunu bildiğim için 2920 günü 365'e bölüyorum. 6 yıl eder gençler? 8 yıl eder bölme için yaparsınız. 3 yıl kaç gündür? 1 yıl 365 gün olduğu için 3 ile 365'i çarpıyoruz. Çarparsanız 1095 günedir. Aslında bunlar bizim için çok da zor olmayan sorular gibi değil mi? Biraz sonra esaslı problemlere geçiyoruz. Şimdi de cevaplarınızı kontrol ediyorum. Evet, 1095'e kadar çok güzel, hızlı bir şekilde ve doğru bir şekilde cevaplarınızı verdiniz. Bu kısım çevirmeler. Ama bizim esas sorularımız, bakın zaman ölçme problemleri. Lütfen bu sayfadan itibaren daha bir dikkatli dinleyin. Çok önemli. Buradaki 4 tane örnek, çözümlü örnek ama ben ayrı eserler çözeceğim bunları. Çözüm bu sayfada. Çok önemli de bundan sonraki sorularımızda genellikle bu şekilde çıkacak. Bazı öğrenciler hemen çok çabuk kavruyor ya da bazıları zorlanabiliyor. O yüzden dikkatle dinlemenizi istiyorum sizden. İlk sorumdan başlayacağım gençler. İlk sorumda diyor ki, Ali pazartesi günü 3 saat 40 dakika, salı günü de 2 saat 50 dakika ders çalışmıştır. Ali'nin bu 2 günde toplam ne kadar çalıştığını bulalım. Mantık olarak basit bir mantığı var. Tabii ki de toplayacağım. Ancak zaman ölçme bilimlerini toplarken bizim dikkat etmemiz gereken unsurlar var. İşte oraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi 3 saat 40 dakika ile 2 saat 50 dakikayı toplarken sayı sonuç 3 saat 40 dakika ile
2 saat 50 dakikayı toplarken neye dikkat edeceğim? Önce normal toplama işlemi yapar gibi yapın, tamam mı? Benim size tavsiyem bu. 0, 5 ve 4'ü topladım, 9. 3 ile de 2'yi topladım, 5. Kaç saat çalışmış? 5 saat 90 dakika. Arkadaşlar, biz saatlerde 60 dakika ne demek üst sınırımız? Yani 90 dakika diye bir şey yok mu? Yok. O halde bunu ne yapmamız lazım? Arkadaşlar, bu 90 dakikanın içerisinde eğer saat varsa onu mutlaka saate çevirmemiz gerekiyor. Tamam. Şimdi 90 ve hemen orada müddetçe o müddetçe değiştireyim rengini. 90 hemen 60'a bölüyorsunuz gençler. Çünkü bizim dakikalarımız en fazla 60'a biter. 90'ı 60'a böldüğümüz zaman kaç defa çıkar? 1. Şöyle güzelce yazmaya çalışıyorum. Yani bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? 90'ın içinde 1 saat var. Bir de fazlalıkla 30 dakika var demek. 90 dakika demek. 1 saat, bir de fazlalıkla 30 dakika demek. O halde ben bu 1 saati ne yapacağım gençler? 5'e ekleyeceğim. Tamam mı? O 1 saati saat kısmı olan tarafa verdim. 5 saat, 1 saat daha kaç oldu? 6 saat. Kaç dakika kalmıştı? 30 da dakika kalmıştı. Yani Ali 6 saat 30 dakika çalışmıştır. Yaklaşık 6,5 saati bildirirler çalışmıştır. Ne yaptım? Tekrar ediyorum. Saatleri normal topladım gençler. Bu tabii yollardan biri. Farklı yollar da var. Yani şu toplama üzerinde de hemen yapabilirsiniz ama bunu da tercih edebilirsiniz. Normalde toplama işlemi yaptım. 5 saat 90 dakika. Ancak saatleriniz nedir? En fazla 60 dakika olabilirsiniz. Değil mi? 90'ın içerisinde saat var mı eğer 90 dakika içerisinde saat duyuyorum diye bakmak için 90'a 60'a verdim. Gerçekten de 90 dakika demek, tabii görebilen öğrencileri bunu hiç bölme işlemi yapmadan 90 dakika zaten öğretmenin 60 artı 30 dakikadır. Ama hani amacım 60'ı bulmak için 1 saat 60 dakika olduğu için buradan da görebilirler. Yani 90 dakika demek 1 saat 30 dakika demek. Bunu bulduk. Ben ne kadar çalışmıştım? 5 saat 90 dakika. Fazladan ne oldu? 90 dakikadan saat kısmına bir tane saat geldi. Artık 5 saat değil 6 saat oldu. Ve 30 dakikam var fazlalık olarak. Evet. Arkadaşlar, Mehmet bir soruyu inceliyorsunuz hemen. Şurayı kapatalım. Sizin Mehmet bir soruyu hemen bir inceleyeyim. Evet, tekrar atlamak için. Bayram Mert doğum günü kutlu olsun. Bugün doğum günümüz öğrencimize. Birkaç defa mesaj attı. Doğum günü kutlu olsun Bayram Mert. Şimdi, Mehmet Ebevine 19.50'de yatmaya başlamış ve 22.40'da bitirmiştir. Mehmet'in ödevi ne kadar sürede tamamladığını bulalım. Yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor. 22.40'dan 19.50'yi çıkaracağım yanında zaman problemi çözüyorum. Değil mi? Zaman problemi çözdüğüm için ona göre hareket etmem gerekiyor. Bakıyorum hemen şöyle. Bakıyorsunuz arkadaşlar. Burada bir düşünelim. Şimdi 0 var değil mi? 0'ları çıkarttınız. Ama ne yapmış? 4'ten 5'i çıkartmış, tekrar 5'i almış. Zaten bu nasıl olmuş diye düşünebiliyorsunuz. Olay şurada. Şimdi 40 dakikadan ben 50 dakikayı çıkaramam gençler. Değil mi? 40 dakika daha azdır. 40 dakikadan 50 dakikayı çıkaramayacağım için yardımcı kuvvetler devreye girer.
40 dakikanın saati kaç? 22 saat. Hemen yanındaki arkadaşından 1 saat ödünç alıyor. Tamam mı? 1 saat ödünç alıyor. 1 saat ödünç almak ne demek arkadaşlar? 60 dakika ödünç almak. 40 dakikanın yanına hemen 60 dakika yani 1 saat yardıma geliyor. Orası kaç oldu? 1. Peki 22. Kendisinden 1 saat verdiği için artık orası ne oldu gençler? 21 oldu. Öyle değil mi? Dakika olarak kaç oldu peki? 100. 21.100 diyelim artık oraya. 22.40'ımız 21.100 oldu. Bundan artık ben 19.50'yi çıkarabilirim. Okey, çıkaralım. 100'den 50'yi çıkarttınız. Ne oldu? 50. 21'den de 19'u çıkarttınız. 2 saat 50 dakika olduğunu bulmuş olduk. Yanımızdaki saatlerden ne yapıyoruz? Dakikaları, eğer dakikalarımız az gelirse yanındaki saatten hemen yardım alabiliyoruz. Diğer soruya bakalım arkadaşlar. Akşam saat 21.20'de uyan Aslı, sabah 8.30'da uyanmıştır. Buna göre Aslı'nın ne kadar uyuduğunu bulalım. Aslı çok uyumuş, o kadar değil mi? Bu tarz sorular da çok istiyor. Gençler bunu yeni bir sayfada çözeceğim. Tamam mı? Şimdi değerlerimizi bir hatırlayalım. 21.20'de uyumuşum, sabah da 8.30'da kalkmışım. Ne yapacağım burada? Bir anlatım işlemleri başka bir sayfada yapacağım çünkü. Burada gece yarısına kadar yani saat 24.00'a kadar ne kadar uyumuş? Önce onu hesaplayacağım. Sonra gece yarısından sabah 8.30'a kadar ne kadar uyumuş? Onu da hesaplayacağım. Sonra bu ikisini ne yapacağım gençler? Toplayacağım. Taktiği bu. Bu soruların taktiği bu. Akşam 21.20'de uyudu, sabah da 8.30'da uyandı. Hemen şimdi sayfamızda bunu çözmeye çalışalım. Akşam 21.20'de uyumuştu. Sabah da kaçta kalkmıştı gençler? 8.30'da kalkmıştı. İşlerimizi buldu. Akşam uyudunuz 21.20'de. Biliyorsunuz bizim saatlerimiz şöyle bir düşünelim. Gece yarısı yani 12'yi gösterecek değil mi saat? Gece olduğu zaman da 24.00 diyoruz biz buna. Arkadaşlar 24.00'dan yani gece yarısından 21.20'yi çıkaralım bakalım bu çocuk. Şu civarlarda uyumuş. Buraya kadar acaba kaç saat uyumuş? Onu bir bulalım. Tamam mı? Şimdi çıkaralım. Şimdi çıkaracağım ama 0 dakikadan 20 dakika çıkmaz. Ne yapacağım? Yanımda hemen yardım isteyeceğim. 24 saatten 1 saat yani 60 dakikayı ödünç aldım. Burası 60 dakika oldu. Alt taraf zaten 20 dakikaydı. 24 saatten 1 saat aldığım için burası 23 oldu. Aşağısında ne oldu? 21-20. Orada herhangi bir eşitlik olmadı. Çıkaralım. 60'dan 20'yi çıkarttınız. 40. 23'ten de 21'i çıkarttınız. Ne oldu? 2. Demek ki Aslı gençler gece yarısına kadar 2 saat 40 dakika uyumuş. Tamam mı? Gece yarısına kadar. Sonra gece 12'den sabah 8.30'a kadar ortalama şöyle bir şey. Tekrar uyumuş. Bakalım 12'den 8.30'a kadar ne kadar ediyor? Gençler onu da bulalım. Son 2'den 8.30'a kadar ne kadar uyuduğunu bulmak için sizce işlem yapmaya gerek var mı gençler? Çünkü biz gece yarısı ne olarak kabul ediyoruz zaten? 0-0 olarak kabul etmiyor muyuz? Sabah 8.30'a kadar uyuduysan o çok kolay zaten. 8.30'dan uyumuşsun diyebilirsiniz. O halde gece yarısına kadar uyuduğu miktar ile sabah 8.30'da kalktığı için sabah uyandığı saati toplarsanız toplamda ne kadar uyuduğunu bulursunuz? 10 saat 70 dakika. Sizce çözüme ulaştık mı gençler? Yani bitti mi? 10 saat 70 dakika diyebilir miyiz sizce? Oradaki 70 dakika ne oldu? Olmadı öyle değil mi? 70 dakikayı ne yapmam lazım benim? 60'a bölmem gerekiyor. Kırmızı kalemi alayım. 70 dakikayı 60'a bölelim. Çünkü 1 saat 60 dakikadır. 70 dakikanın içerisinde hem 1 saat vardır hem de fazladan 10 dakika vardır. Dolayısıyla bu 1 saati neye eklemem lazım benim? Saat 10'a eklemem lazım.
Bir saat daha eklerseniz 11 saat 10 dakika. Yani kaç olacak bu şekilde? 11 saat gençler 10 dakika. Bayağı uzun değil mi? 11 saat 10 dakika uyumuş arkadaşım. Sizden de doğru cevap verenler olmuş. Tekrar ediyorum Nazım. Akşam uyuduğu saatten gece 24.00'a kadar, yani gece yarısına kadar, ertesi gün diyorsun gece yarısında başlıyor. Gece yarısına kadar ne kadar uyumuş onu buldum. Kaç saat uyumuştuk? 2 saat 40 dakika. Gece yarısından da sabah 8.30'da kalktığına göre sabaha kadar da tekrar 8.30 saat uyumuştu. Uyuduğu miktarları topladım. 10 saat 70 dakika oldu. Ama biz 70 dakika diye bir zaman açmış olduk mu gençler? Çünkü dakikalarımız en fazla 60'tır. 70 dakika ne demek? 1 saat 10 dakika demek. Bu 1 saati 10'a ekledim. 11 saat 10 dakika oldu. İşlemimiz çözdük. Son sorum olan şu 16 tanemiz 2008 ile alakalı olan soruyu çözeceğim gençler. Önce bir sorumuzu okuyalım. 16 Temmuz 2008 tarihinde doğan bir kişinin 14 Şubat 2015 tarihinde kaç yaşında olacağını yıl, ay ve gün olarak hesaplayalım. Ne yaparsınız arkadaşlar? Yaş hesaplarken çıkarırsınız öyle değil mi? Bakın, Şubat 14 Şubat 2015'ten 16 Temmuz 2008'i çıkarıyorum. Yalnız çıkarırken sorunuma dikkat edin. Önce yılı yazdım. Sonra ayı giderek küçülüyor değil mi? Sonra da gün yazdım. Bunlar çok önemli. Burada bir pratik olarak anlatayım önce. Günden çıkartmaya başlıyorum. 14'ten 16 çıkar mı gençler? Çıkmaz. Demek hemen yanımdaki arkadaşımdan yani aydan yardım istiyorum. İki tane ay var. İki ay demek ne demek? 60 gün demek. Ben diyorum ki aya sen bir tane ayından birini bana ver. Yani 30 günü bana ver diyorum. Hemen 30 günü versin. Şurada yapalım işlerimizi. 30 ile 14'ü toplarsa burası kaç gün oldu? 44 gün oldu. Evet. 44 gün oldu gençler. Şurada bir ay kaldı. Tamam mı? Tek tek isterseniz bir sayfa açalım, orada yapalım. 2015-2024. Burayı temizleyelim. Daha rahat olsun, daha rahat anlatmak istiyorum. Kalemimi nerede değiştireyim. Biraz önce yazdıklarımı tekrar yazıyorum. Yılı yazdım. 2015, önce yıl. Sonra ay, Şubat ayı ve 14. günden. 2008 yılı. Temmuz ayı, yani 7. ay ve 16. günü çıkaracağım. Biraz önce anlatmıştım zaten. Hemen yan taraftaki aydan bir ay aldım. Yani 30 gün aldım. Artık burası kaç oldu gençler? 44 oldu. Artık 44'ten neyi çıkaracağım ben? 16'yı çıkarabileceğim. Öyle değil mi? Yani 44 olduğu zaman burası kaç ay kaldı? 1 ay kaldı. Bir aydan da 7 ay çıkarabileceğim için burada da yandan hemen yardım isteyeceğim gençler. Burada ne almam lazım? 1 yıl almam lazım. 1 yılda 12 ay olduğuna göre hemen yardıma 12 ayım geldi. Elimizde de 1 ayımız vardı. Artık burası kaç ay oldu? 13 ay oldu. 2015 bize koskoca bir yıl verdiği için artık 2015'imizde ne oldu? 2014. Şuraya güzel de tekrar yeni değerlerimizi yazalım. 2014, 13 ay, 44 günden, 2008, 7 ay, 16 günü çıkaracağım. Hemen çıkaralım. 44'ten 16'yı çıkarırsanız arkadaşlar kaç gün kalır? 28 gün kalır. 13'ten 7'yi çıkarırsanız 6 ay kalır. 2014'ten de 8'i çıkarırsanız 6 yıldır. Sonucunu bu şekilde bulmuş olacağız. Yani günü hesaplarken gününüz yeterli gelmiyorsa hemen yanındaki aydan bir ay yani 30 gün alın. Ayınız yeterli gelmiyorsa hemen yanınızdaki yıldan bir yıl yani 12 ay
ödünç olarak bu işlemlerinizi yapıyorsunuz. Biraz karmaşık oldu değil mi? Oralarda pekiştireceğiz, hiç merak etmeyin. Ahmet'in izlediği film 19.45'te başlamış ve 205 dakika sürmüştür. Buna göre saat kaçta bitmiştir diyor film. Önce benim bu 205'in kaç saat, kaç dakika ettiğini bulmam lazım. 205 dakika. Hemen 205'i neye bölmem lazım? 60'a bölmem lazım. Çünkü 1 saat 60 dakikadır. Kaç defa gençler? 3 defa öğreneyim artık bunları. Çok rahat biliyorsunuz. 205 dakika demek 3 saat 25 dakika demek. E saat kaçta başlamıştı? 19.45'te başlamıştı. 3 saat 25 dakika sürdü. Bunları benim hemen toplamam gerekir. 10'un 0'ı evde var 1, 6, 1 daha 7, 19, 3 daha kaç oldu? 22. 22 saat 70 dakika sürecek olmuş mudur? Tabii ki de değildir, öyle değil mi? Çünkü 70 dakikanın yoktur mu arkadaşlar? Evet. Kumaşla Melek hemen doğru cevaplarımdan beraber. Bu 70 dakika ne demekti? Daha önce de yapmıştık. O yüzden artık bölme şeklinde yapmak istemiyorum. Siz hemen görüyorsunuz artık. 70 dakikanın içinde bir tane 60 dakika, bir de fazla da 10 dakika var, öyle değil mi? 60 dakika ne demek? 1 saat demek. Demek ki 70 dakika 1 saat, 10 dakika eder. Bu 1 saati benim buradaki saatime, yani 22 eklemem lazım. 22 ile 1'i topladım. 23 oldu. Bir de fazladan dakikam vardı. O halde ne diyorum? 23, 10 diyorum gençler. Bitiş saatine. Bu 10'da nereden geliyor? Şuradaki fazlalık dakikalarından geliyor. Evet, 23, 10. Haylan Ayşe, Üksüz Zeynep, Ecem, Bas adı, kullanıcı adı öğrencilerimiz bu cevabı verenlerden. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Biraz dikkat gerekiyor. Birazcık da işlemler gerekiyor. Ama sizin yapabileceğinize ben eminim. Yarın devam edelim. Tamam mı sorularımıza? Yarınki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yarınki dersimizde kuvvet ve sürtünme enerjisini beraber geçmiş olacağız sevgili öğrencilerim. Canlılar dünyası ile ilgili sorular hazırladım. Ama bu soruları sizlerle beraber çözmüş olacağız arkadaşlar. Evet, ilk sorudan başlıyorum. Cevaplarınızı da bekliyorum. Aşağıdakilerden hangisi çiçekli bitkide yaprağın görevi değildir? Solunum, terleme, üreme ve besin yapma diye sordum. Elif Ecem, evet üreme demiş. Şevval, Ayşe, Öksüz, Şevval Akman, Zeynep Naz, Berrin, Muhammed Baday, Ecrin Gül, Yaren. Enormus kim olduğunu bilmiyoruz. Bir dahasının ismini yazarsan güzel olur. Tayran, Emir Göktü, Yakup Efe, Bayram, Hüsna, evet Zeynep, Melek, harikasınız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet, çiçekli bitkideki yaprağın görevi solunum yapar, terleme yapar, fotosentezde besin yapar ama üreme olayı çiçekte gerçekleşiyordu. Penisilin antibiyotiği aşağıdakilerden hangisinden oluşur? Hangisinden oluşuyordu? Ceren, Şevval, Melek. Hangisinden oluşuyordu? Doğru, evet. Bayram, evet. Peynirin küfünden. Ama her peynir küfü mü? Hayır arkadaşlar, her peynir küfü olmadığını söylemiş olalım sizlere sevgili öğrencilerim. Evet, devam ediyoruz. Mantarlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Mantarlarda yeşil renk maddesi bulunmaz. Doğru. Mantarlar kendi besinini kendileri üretemezler. Çünkü mantarlar bitki değillerdi. Mantarlar bitki değildir. Cevabımız da zaten var. Mantarların yaprak ve çiçekleri vardır demiş.
Yaprakları olsaydı fotosentez yapacaklardı. Ama yaprakları olmadığı için kendi besinini kendisi üretemeyip hazır olan canlı grupları olduğunu söylemiş oluyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, dördüncü sorumuzu beraber yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Melek, evet. Şevval, Zeynep, Berrin, Bayram, Esat, Ecrin. Evet, harikasınız arkadaşlar. Ali Kerem, Emir Göktuğ. Ama genellikle hep aynı isimleri görüyoruz. Arkadaşlar, diğerlerinden de bekliyorum. Çiçeksiz bitkilere örnektir. Çiçeksiz bitkiler. Papatyanın çiçeği var. Zambak, lale, gül çiçeği var. Meyve ağaçlarının çiçekli oluşuyor. Ama eğrelti otu, karayosunu, kibrit otları, algler, çiçeksiz bitkiler olduğunu söylemiş oluyoruz. Evet, görevlerinde, yukarıdaki görevler bitkinin hangi kısmına aittir? Bitkinin hangi kısmına aittir? Taylan, Yaren, Ceren, Yakup Efe. Evet, devam ediyoruz. Ebrar, Berra, evet Berra'yı şu an bulduk. Evet, Muhammed Baday, Berrin, Zeynep Naz, Emir Göktuğ, Hüseyin. Hüseyin evet ilk defa şu an cevap gönderdi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, Berra, Pekus, Hüsna. Evet, bitkinin dik durmasını sağlar. Yapraklardaki besini bitkinin farklı bölümlerine iletir. Çiçeği, meyveyi, yaprağı taşır. Neresidir arkadaşlar bu? Gövde kısmı olduğunu söylemiş oluyoruz. Aşağıdakilerden hangisi şapkalı mantarları bitkilerden ayıran özelliktir diyor. Bitkileri bitkilerden ayıran özellik. Ne olabilir? Ne olabilir Elif Ecan, Muhammed Baday, Şevval, Emir Göktuğ? Ne olabilir? Evet, harikasınız arkadaşlar. Emir, bir daha soru okuyabilir misin kuzucuğum? Ali Kerem, aynı şekilde. Evet, Melek, Zeynep. Ne olacak arkadaşlar? Şapkalı mantarlar, bitkilerden ayıran en önemli özelliği arkadaşlar, dışarıdan beslenmesi. Çünkü bitkiler kendi besinlerini kendileri yapıyorlardı. Şapkalı mantarlar ise besinlerin dışarıdan hazır olarak aldığını söylemiş olalım. Hangi cins mantarları güvenle, istekle biz yiyebiliyoruz? Ağaç gövdesinde yetişen istiridye mantarı diyebiliyoruz ama biz bunların hepsini yemiyoruz. Ormanda yetişenlerde zehirli olabilir. Bahçemizde yetişen mantarları arkadaşlar içerisinde belki zehirli olabilir. Kendimiz ekmediğimiz sürece. Ama kültür mantarları arkadaşlar nemli ortamda, karanlık ortamda özel onların kumlarında yetiştiren kültür mantarları olduğunu söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi kökün görevlerinden değildir? Ne değildir? Topraktaki su ve mineralleri alır. Doğru mu? Evet. Değil mi? Bazı bitkilerin kökleri besin depo eder. Ne olabilir bunlar? Depo eden kökler. Patates, turp. Değil mi? Bitkinin toprağa bağlanmasını sağlar. Evet. Ancak bitkinin dik durmasını sağlayan kısım neydi sevgili öğrencilerim? Gövde kısmıydı. O yüzden cevabımız D olduğunu söyleyelim. Ve inanılmaz bir şekilde de cevaplarınız geliyor. Evet Ali Kelen, doğru bilmişsin. Ceren, Esat, Bayram, Mert. Evet. Rabia, evet ilk defa bugün. Evet devam ediyoruz. Katılımınızı bekliyorum. Ecrin, Emir Göktuğ, Şevval, harikasınız arkadaşlar. Evet, şimdi sorularımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Ergin kurbağaların yaptıkları solunum çeşitleri
Ergin kurbağa. Kurbağa demiş, dememiş, ergin kısmını söylemiş. Hangisinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar? Bu soru bizim için çok önemli. Ben şuradan hemen evet devam ediyorum. Elif Ecem, Şevval, Bayram Mert, evet Hüseyin, evet Hüseyin, Ali Kerem, Berra, Melek, Dilberin, evet. Melek bir soruyu bir daha okuyabilir misin fıstığım? Evet, ergin kurbağa, ergin kurbağa. Şimdi, kurbağalarda başkalaşım olayı vardı. Yavruyken balığa benziyorlardı. Sonrasında arkadaşlar kuyruğunu kaybedip gövde kısmı, kafa kısmı büyüyordu. Kurbağa haline geliyordu. Yavruyken, o larva halindeyken solungaç solunumu yapıyordu. Solungaç yapıyordu ama ergin hale gelince, ergin büyümüş hale gelince iki solunum yapıyor arkadaşlar. Akciğer ve deri solunumu yapar. Ama larva halindeyken arkadaşlar hangi solunumu yapıyormuş görüyoruz. Larva halindeyken solungaç, ergin hale gelince arkadaşlar akciğer ve deri solunumu yapıyor. Sizlere şöyle soru sormuş olsaydı, kurbağaların yaptıkları solunum çeşitleri demiş olsaydı akciğer, deri, solungaç diye katardım. Ama ergin kurbağa dediği için akciğer ve deriyi alıyorum. Bunların farkını unutmayın. Çünkü solungaç larva döneminde yaptığını unutmayın sevgili öğrencilerim. Aşağıdakilerden hangisi bütün canlılar için geçerli değildir? Beslenmek, evet. Üreme isteyen canlılar yapabilir. Hani olup olmaması farklı bir durum ama üreme organları vardır. Solunum yapma, evet. Ama besin üretme sadece kime aittir sevgili öğrenciler? Kime aittir? Bitkilere ait olduğunu söylemiş olalım. Evet, cevaplarımız müthiş geliyor. Bitkileri üreme şekillerine göre sınıflandırırken hangi bölümünü dikkate alacağız? Üreme, bitkilerin üreme kısmı neresiydi arkadaşlar? Neresiydi? Evet, cevaplarınız muhteşem geliyor. Çiçekti değil mi? Evet. Çiçekti. Çünkü çiçek bitkilerde, evet Zeynep Naz, ne yapmış oluyor? Üreme kısmını oluşturmuş oluyor. Zaten biz arkadaşlar bitkileri ikiye ayırıyoruz. Çiçekli bitkiler ve çiçeksiz bitkiler diye üreme sistemlerini, üreme şekillerine göre ikiye ayırdığımızı söylemiş oluyoruz. Ve devam ediyorum. Aşağıdaki canlılardan hangisinin beslenme şekli diğerlerinden farklıdır? Hayvanlar, arkadaşlar, mikroskobik canlılar, mantarlar ve bitkiler. Bunun cevabını sizden alacağım. Muhammed Baday, Ali Kerem, Elif Ecem, evet, Hüseyin, harikasınız. Berra, evet, Bayram. Beslenme şekli. Hayvanlar dışarıdan besinlerini hazır alır. Mikroskobik canlılar besinlerini hazır alır genel olarak. Mantarlar hazır alır ama bitkiler arkadaşlar kendi besinlerini kendisi yapan, fotosentez olayından bahsetmiştik sizlere, kendi besini kendisi yapan grupları olduğunu söylemiştik. Aşağıdaki hayvanlardan hangisinin vücut yapısı bakımından diğerlerinden farklı vücut yapısı? Bakıyorum, balık, yılan, kelebek ve kuş. Vücut yapısı ne olabilir sevgili öğrenciler? Ne olabilir? Evet, ne olabilir? Hemen cevaplarınıza bakıyorum. Zeynep, evet değil mi? Kelebek alacağız. Bayram Mert, kelebek, Elif Ecem,
Zeynep demiştik, evet. Ceren, Emir, Ebrar, harikasınız. Berra, kelebek demişiz. Neden kelebek diyoruz? Çünkü balık, sürüngen olan yılan, kuş, bunlar omurgalı canlılardı. Ama kelebek omurgasız. Böcekler hangi gruptaydı? Omurgasız canlılar olduğunu söylemiştik sizlere. Bunu da hatırlamış olalım vücut yapısına göre. Aşağıdakilerden hangisi omurgalı canlı değildir? Kuşlar omurgalı canlı. Balıklar omurgalı canlı. Balina yüzen memeliydi, omurgalı canlı. Ancak midye omurgasız canlı olduğunu söylüyoruz sevgili öğrencilerim. Aşağıdaki bitkiler hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bitkiler. Bitkiler kendi besini kendisi üretir. Hangi olaydı? Biliyoruz değil mi artık? Fotosentez ile kendi besini kendisi üretiyordu. Evet, bu doğrudur. Çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere ikiye ayrılır. Üreme sistemine göre, evet. Fotosentez olayıyla hem besin hem oksijen üretir. Ama yer değiştirme hayvansal, hayvanların özelliğiydi. Cevabımız B şıkkı olduğunu söylemiş olalım sizlere. Mikroskobik canlılar yukarıdaki verilenler hangisinde yaşayabilir? Cevabını sizlerden bekliyorum sevgili öğrencilerim. Evet, ne olabilir? Mikroskobik canlılar hangi ortamlarda? Elifecem değil mi? Evet, hangi ortamlarda yaşar? Şevval, Ali Kerem, Bayram, Baday, Berrin, Hüseyin, Ebrar, Taylan, Melek. Harikasınız arkadaşlar. Çünkü mikroskobik canlılar için yaşamın her ortamı onlar için uygun. Bazı canlılar hava ortamında daha çok yaşar. İnsan vücudunda yaşayanlar var. Deniz suyunda yaşayanlar var. Çünkü en fazla canlı grubunun içerisinde bulunduğu gruplardan biri mikroskobik canlılar. Bunlar her ortamda bulunup çok küçük yapılar olduğu için mikroskopla gördüğümüz canlılar olduğunu sizlere söylemiş oluyoruz. Mikroskopla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Mikroskop diyor, merceklerden oluşur. Doğru mu? Evet, merceklerden oluşur. Cisimlerin görüntüsünü yüzlerce kez büyüterek arkadaşlar onları daha net bir şekilde görmüş oluyoruz. Okulumuzda vardı, sizler de görmüşsünüzdür. Gözle görülemeyen küçük canlıların görünmesini sağlar. Evet, bu da doğru. Tüm canlılar mikroskopla incelenir. Tüm canlı, sizler beni şu an görebiliyorsunuz. Mikroskobik canlıları mikroskopla görüyoruz. Çünkü onlar görülemeyecek küçüklükte oldukları için cevabımız D şıkkı olduğunu söylemiş oluyoruz sevgili öğrencilerim. Üzerinde çoğaldığı besinleri, küf mantarları ile ilgili hangisi ya da hangileri doğrudur? Hangisi ya da hangileri doğrudur diyoruz arkadaşlar. Üzerinde çoğaldığı besinleri tüketebilirler. Çünkü onların da yaşamları gerekiyor. Onların da yaşamlarını sürdürmesi için besine ihtiyaçları var. Evet, üzerindeki çoğaldığı besinleri tüketebilirler. Doğru. Mikroskopla görülebilirler. Evet, görülebilirler. Canlı kalıntılarını çürütürler. Evet, özellikle arkadaşlar hava ortamında gözle görülemediğinde bir meyvede varsa diğerlerine de çok rahat bir şekilde küflenmesine, bozulmasına, çürümesine sebep olabilir.
her üçü olduğunda söylemiş oluyoruz sevgili öğrencilerim. Evet, bu soruyu sizden bekliyorum. Uçma yeteneğine sahip olduğu halde memeliler grubunda yer alan hayvan hangisidir arkadaşlar? Cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar. Evet, cevaplarımız gelmeye başladı. Evet, Ecrin, yarasa demişiz, harikasın. Elif Ecen, evet, Emir, Mustafa Emir, Yakup Efe, Berrin, Taylan, Şevval, evet, Yaren, Ebrar, Esat, doğru, evet, harikasınız arkadaşlar. Emir Göktuğ, Baday, Hüseyin, Ceren Koç, Zeynep Naz, Yağız Mutlu, Rabia Sultan, Hüsna, harikasınız arkadaşlar. Melek, uçan memeli, uçan memeli bizim hangi canlı arkadaşlar? A şıkkı olduğunu söylüyor. Zaten sevgili öğrenciler, şurada kartal, karga, kuş. Bunların üçü de kuş grubunda olduğunu biliyoruz sizlerle. Aşağıdaki canlılardan hangisi iki yaşamlı? İki yaşamlı, çift yaşamlı hangisidir arkadaşlar? Yılan, sürüngen nasıl doğduysa öyle devam ediyor. Kanguru memeli nasıl doğduysa öyle devam ediyor. Balık olarak doğuyor, balık olarak devam ediyor. Ancak kurbağalar başta arkadaşlar balığa benziyorlardı. Sonra yaşamında biraz değişiklik göstererek kurbağa oluşumunu kuyruk kısmını kaybediyorlar. Gövde kısmı biraz daha gelişerek, kafa kısmı gelişerek kurbağayı oluşturduğunu söylemiş oluyoruz. Bu soruyu sizden bekliyorum. Aşağıdaki ortamların hangisinde bakterilerin çoğalması daha kolay? Bakterilerin çoğalması daha kolay olacak. Bakteriler arkadaşlar hangi ortamlarda daha çok üremek isterler, daha çok kendilerine ortam bulurlar? Arkadaşlar bakalım cevaplardan kimlerden doğru söylemiş. Evet, Şevval, Zeynep Naz, Ayşe Öksüz, Elif Ecem, Ecrin Gül, harikasınız. Esat, Mustafa Emir, Berrin, Zeynep, Emir Göktuğ, Taylan, Aziz Arda, Berat, Hüseyin, Hüsna, Yağız, Bayram, Muhammed, Baday, Melek, Bayram, Mert. Harikasınız arkadaşlar. Bakteriler genellikle ağzı açık kapta ve üreyebilmeleri için de nemli olan ekmekte daha çok çoğaldığını görmüş oluyoruz. Kuru ekmekte onlar yaşayamazlar. Ağzı kapalı poşet içerisinde ekmeğin içerisine giremezler. Buzdolabındaki ekmek biraz daha soğuktur, olmaz. Ama en uygunu ağzı açık kapta ve nemli ortamı olduğunu söylemiş oluyoruz. Vücut yapısında kemik ve iskelet sistemi bulunan hayvanların ortak özelliği. Bir destek sisteminden bahsediyoruz. Kemik ve iskelet sistemi, biz bu gruba omurgalı canlılar adını veriyoruz. Doğru yanlış kısmına geldik. Yaprağın görevi bitkinin dik durmasını sağlar. Yaprağın görevi neydi? Solunum, boşaltım gibi, terleme gibi olayları gerçekleştirmek, fotosentez yapmak. Ama dik durmayı sağlayan sevgili öğrencilerim gövdeydi. Yeşil bitkilerin yapraklarında güneş ışığı yardımıyla besin üretilir. Doğru mu? Evet, fotosentez olayını hatırlayın arkadaşlar. Hava, su, toprak kirliliği doğal yaşamı tehdit eder. Evet, canlılar hava, su ve toprak kirliliğinin yaşamın diğer bütün etkenlerini nasıl etkilediğini bizler de şu anda görüyoruz. İlk defa İstanbul'dan hava kirliliği olmayınca Uludağ'ın zirvelerinin ne kadar net bir şekilde olduğunu görmüş olduk. Canlı yaşamların nasıl etkilendiğini görmüş olduk. Mantarlar kendi besinlerini kendileri üretirler demiş. Yanlış. Yarasalar memelilerdir.
ve yavrularını sütle beslerler. Bunun da doğru olduğunu söylemiş oluyoruz. Çiçekli bitkiler tohumla çoğalır. Evet, çiçek onun üreme sistemiydi ve çiçekli bitkiler tohumla ürediğini biliyoruz. Mantarlar fotosentez yaparlar demiş. Fotosentez yapan grubumuz neydi arkadaşlar? Bitkilerdi, yanlış. Sürüngenler, balıklar, kuşlar, kurbağalar yumurta ile çoğalırlar. Doğru. Doğurarak çoğalan tek canlı grubu memelilerdi. Memeliler doğurarak çoğalır ve yavrularını sütle beslerler. Doğru. Hamurun mayalanmasını sağlayan mantarlar parazit mantarlardır. Hangisiydi? Maya mantarlarıydı. Parazit mantarlar değildi. Evet sevgili arkadaşlar. Ve bugünkü sorularımızın da sonuna geldik. Çok güzel bir katılım sağladınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Yarınki dersimize çok önemli bir konu. Sürtünme enerjisi. Biz bunları görmüş olacağız. Hava direnci, su direnci. O yüzden yarınki dersinde sizleri bekliyorum. Sizlere iyi dersler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Öğretmenimizin bugün size son ünitemiz olan Festivals ünitesi, yani Türkçe'de de zaten festivaller denilen ünitemizi işleyeceğiz. Festivals deyince aklımıza hangi kelimeler gelmeli? Bizim kendi ülkemizdeki bayramlarımız nelerdir? Önemli günlerimiz nelerdir? Bir onları öğreneceğiz ve onların tabii ki İngilizcesini öğreneceğiz. Bakalım neler varmış? Önce bir bakalım. Bazı önemli bayram isimleri demişiz. Mesela Children's Day. Dünya Çocuk Hakları Günü olarak söylemiş ama biz bunu genelde National Sovereignty and Children's Day olarak biliyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çocuklar, National Sovereignty and Children's Day, Ulusal Egemenlik Bayramı. Tarihini de yazmış burada. 23rd of April, yani Nisan'ın 23'ü, hatırlıyorsunuz değil mi? Dates'leri, talented dates, tarihleri söylemeyi öğrenmiştik sizinle. Hangi ünitede öğrenmiştik? Party time ünitesinde öğrenmiştik. Burada da ihtiyacımız olacak çünkü bayramların tarihlerini de bilmemiz gerekecek ve nasıl söylenildiklerini de biliyor olmamız gerekecek. Ama onun dışında bir tane Children's Day var, bu kafanızı karıştırmasın. O da Dünya Çocuk Hak Günleri için kullanılan bir. Ama bizim için önemli olan şey şuradaki Nationality, Sovereignty and Children's Day. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bir de tabii ki tarihi 23rd of April. Hani what we use for talent date, tarihleri söylemek için biz neleri kullanıyorduk? Ordinal numbers'ları kullanıyorduk. Yani sıra sayılarını kullanıyorduk. Birinci, ikinci, üçüncü derken. Peki hatırlayabiliyor musunuz bunlarda hangi mesela birinci ne demekti? İkinci ne demekti? Üçüncü ne demekti? Bunları hatırlayabiliyor musunuz acaba? Ben size hatırlatayım. First, second, third diye gidiyordu değil mi? Birinci, ikinci, üçüncü derken. Peki Independence Day. Bu Independence Day çocuklar ABD'de, yani Amerika Birleşik Devletleri'nde kutlanan bağımsızlık, kurtuluş günleri onların. O da 4th of July, yani Temmuz'un 4'ünde kutlanılıyormuş. Chinese New Year, Çin Yeni Yılı, o da 5th of February, Şubat'ın 5'inde kutlanıyormuş. Republic Day, Cumhuriyet Bayramı bizim için en önemli günlerden biri. O da ne zamanmış? 29th of October. O da 29 Ekim'de tabii ki. Victory Day, bu da bizim için önemli günlerden biri. Zafer Bayramı, o da 30th of August, değil mi? Ağustos'un 30'unda kutlanıyormuş. Commemoration of Atatürk Youth and Sport Day. Şimdi Commemoration of Atatürk kısmını çok
kitaplarda göremiyoruz. Hani Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı aslında, değil mi? Tam ismi bu. Commemoration of Atatürk Youth and Sports Day. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı bizim hatta önümüzdeki günlerde bizim karşılaşacağımız, değil mi? Çok yakın bir tarihte. Ne zaman? 19th of May, yani Mayıs'ın 19'undaymış. Peki, Eid, Candle Feast ya da Ramadan Feast dediğimiz. Şimdi bunun 3 ismi var çocuklar. Birçok kaynakta çıkabilecek şekilleriyle yazdım. Şurada belki tam gözükmüyordur. Eid, Candle ya da Ramadan. Tabii bizdeki ismi zaten Ramazan Bayramı ya da Şeker Bayramı diyoruz biz. Aslında tam bir religious feast, yani dini bir bayram. Asıl ismi tabii ki Ramazan Bayramı ama biz çocuklar o zamanlarda şeker topladıkları için Şeker Bayramı diye de söyleniyor halk arasında. O yüzden ben her iki şeklinde söyledim. Ramadan, Eid ya da Candle. Bu üç ismi de görürseniz Şeker Bayramı demek olduğunu bilin. Bunun için tam bir tarif vermedim. Çünkü biliyorsunuz after Ramadan month, yani Ramazan ayından sonra kutluyoruz ve her yıl tarihi değişiyor. O yüzden ona tam bir tarih yazmadım. Ama buradaki isimleri ve onların Türkçe karşılıklarını ve tarihlerini bilmek zorundayız. Zaten bir Türk çocuğu olarak da kendi milli bayramlarımızın tarihlerini zaten biliyor olmamız lazım. Children's Day, National Sovereignty. Şuradaki şu kısım size aklınızı çok karıştırmasın. Ben sadece ek bilgi olarak yazdım. Ama şurada National Sovereignty and Children's Day. Genelde sadece şuradaki Children's Day olarak yazıyor kitaplarda. Ama ben National Sovereignty and Children's Day'i bilmenizi istedim. Yani Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. National Sovereignty, ulusal egemenlik demek. Children's Day zaten çocuk günü, çocuk bayramı için kullanılan. Independence Day, aslında Independence'la ilgili bir sürü de Amerikan filmi var. Belki oradan da görmüşsünüzdür. Independence Day, ABD Bağımsızlık Günü ve Kurtuluş Günü. Onun da tarihi. Sorularda çıkabilir. Chinese New Year, Çin Yeni Yılı tarihini öğrenin. Republic Day, Cumhuriyet Bayramı zaten you have to know it. Bunu bilmek zorundasınız zaten. Victory Day, Zafer Bayramı. Commemoration of Atatürk, commemoration anma. Commemoration of Atatürk Youth and Sports Day. Yani Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı dedik çocuklar. Peki burada daha açık bir şekilde yazdım. Children's Day, çocuk bayramı. Yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için kullanılıyor. Genelde Children's Day diyor ama biz ne demiştik? National Sovereignty de eklemiştik, değil mi? Yani ulusal egemenlik kelimesini de eklemiştik. Chinese New Year, Çin Yeni Yılı, Independence Day, Bağımsızlık Bayramı, bu kimlerin de? ABD'de, değil mi? Amerikalıların da. National Festival, ulusal bayramlar çocuklar. National Festival, ulusal bayram. Ramadan Feast, Ramazan Bayramı. Republic Day, Cumhuriyet Bayramı. Sacrifice Feast, Kurban Bayramı. Şuradaki Sacrifice Feast kısmına da dikkat çekin. Çocuklar genelde bunu kitaplarda yine Kurban Bayramı diye de ifade ediyor. Yani Kurban Feast diye de ifade ediyor. Onu da görürseniz Kurban Bayramı olduğunu bilin ama Sacrifice Feast de Kurban Bayramı olarak. Yani bazen şu şekilde yazıyorlar. Kurban diye de yazılıyor. O zaman da yani Kurban Bayramı demek diye düşünün. Victory Day, Zafer Bayramı. Youth and Sports Day, Gençlik ve Spor Bayramı. Hatırlayın biz buna neyi eklemiştik? Commemoration of Atatürk, değil mi? Atatürk'ü anma kısmını da tam olarak eklemiştik ama çocuklar genelde kısaltmalara gidiyorlar. Ama ben yine de tam ismiyle bilin istiyorum. Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day gibi. Ya da National Sovereignty Children's Day gibi, yani Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, National Sovereignty and Children's Day gibi. Bunları tam olarak bilin bence. Peki, bu ünitemizdeki önemli kelimelerimiz ne? Yani biz bu ünitede hangi kelimeleri göreceğiz ve bunlar nasıl karşımıza çıkacak? Bir bakalım. Celebrate,
kutlamak, festival, celebration'la ilgili bir şey zaten değil mi? Kutlamayla ilgili bir şey. Celebrate de kutlamak demek çocuklar. Bunu aslında party time ünitesinden de hatırlayabilirsiniz. Clean the house, evi temizlemek. Decorate place, mekanı süslemek. Zaten decorate, decoration kelimelerini çocuklar biz party time ünitesinde de görmüştük. Give money in red envelope, kırmızı zarfta para vermek. Şimdi bu biliyorsunuz bizim bayramlarımızda değil ama başka bayramlarda bununla ilgili kelimeler göreceğiz. Burada çünkü onu yapacaklar. Give money in a red envelope, kırmızı zarfta para vermek. Give presents, hediye vermek. Biliyorsunuz present yerine party time'da da öğrendiğiniz hangi kelimeyi kullanabilirdik? Gift kelimesini de kullanabilirdik. O da hediye demekte. Have family meal, ailece yemek yemek. Have fun, eğlenmek. Have parade, geçit töreni yapmak. Burada isterseniz watch a parade de diyebilirsiniz. Yani bir geçit törenini izlemek de söylenebilir. Make traditional food. Geleneksel yemek yapmak, biliyorsunuz Ramadan feast, kurban feast, sacrifice feast de biz ne yapıyoruz? Traditional foodlar yapıyoruz değil mi? Yani geleneksel yemekler yapıyoruz ama buradaki traditional kelimesine de dikkat edin. Ne demekmiş? Geleneksel. Peki. Perform folk dance, halk oyunu oynamak. Nerede yapıyoruz biz bunu? Hemen bayramlarınızı düşünün. Mesela National Sovereignty and Children's Day'de yapıyoruz. Yani o nerelerde de bu eylemleri yapacağınızı aklınızdan geçirin bence. Read poem, şiir okumak. Yine National Sovereignty and Children's Day'de olabilir değil mi? Sing song, şarkı söylemek, stay at home, evde kalmak. Bunu artık çok iyi biliyoruz. Gündemimizde zaten ne diyorlar sürekli her yerden bize stay at home, stay at home, evde kal, evde kal diye uyarıyorlar. Peki, walk in parade, geçit töreninde yürümek. Değil mi? Walk in parade, geçit töreninde yürümek. Want to, istemek. Watch firework shows, havai fişek gösterisi izlemek. Watch firework shows. Firework zaten havai fişek demek çocuklar. Watch firework shows, havai fişek gösterisi izlemek. Wear a costume, kostüm giymek. Calendar, takvim. Candy, şeker. Biliyorsunuz Ramadan feast'te istersek candy feast ya da eight feast diyebiliyorduk. Celebration, kutlama. Biz bütün kelimelerimizin en öncesinde neyi öğrenmiştik? Celebrate kelimesini öğrenmiştik. Celebrate neydi çocuklar? Kutlamak demekti. Celebration ne demekti? Kutlama. Değil mi? Bu da isimleşmiş hali. Concert, konser. Everywhere, her yer. Firework zaten söyledik neydi? Havai fişek. Flag, bayrak. Bunu artık 5. sınıfın ilk ünite konularından biridir değil mi? Flag, bayrak, nationalities and countries ünitesinde de geçer. Milliyetler ve ülkeler ünitelerinde de flag değil mi? Turkish flag, Türk bayrağı mesela. Guest, konuk, misafir için kullanılan bir kelime. Also, ayrıca, bu diyalog sorularında çok çıkar, ayrıca. Best wishes, en içten dileklerimle, iyi dileklerimle, en içten en iyi dileklerimle. Dear, sevgili, canım için kullanılır. Özellikle mektup yazılma, e-mail yazılarında işte dear my friend, dear Aysu, yani sevgili Aysu, başlangıç kelimelerimizden biridir. Different, farklı. Exciting, heyecan verici. Great, harika. How long, ne kadar süre. I hope, umarım. Nice, güzel, hoş. Of course, tabii ki. See you, zaten I think you have already knew it. Zaten bence biliyorsunuz bunu. Take care, kendine iyi bak. Ben size her gün söylüyorum değil mi? Take care, kendinize iyi bakın. Traditional da önemli kelimelerimizden biri. Geleneksel demekmiş. Peki. Bu
Onunla bir konuşma var. Ona bir bakalım neler söylüyorlar. Diyor ki, "Hi, my name is Jessica. I'm from Poland, but I'm in Turkey now. We are celebrating the Children's Day. I'm making a lot of friends here." Şimdi bunu artık çevirmeye çalışalım. Çünkü burada bilmediğimiz bir yapı yok. Eğer siz 5. sınıfsanız ve 10. üniteye geldiyseniz bunların hepsini çevirebiliyor olmanız lazım. Görmediğiniz bir yapı yok. Present continuous tense'i birlikte işlemiştik zaten. Şimdiki zamanda. Poland gibi kelimeleri, bunu zaten nationalities and countries konusunda görmüş olmanız lazım. Onun dışında hiçbir bilmediğiniz yapı yok. Hi, my name is Jessica. Merhaba, benim ismim Jessica. I'm from Poland. Ben Polonya'dan, değil mi? Polonya demekti Poland. But I'm in Turkey now. Fakat ben şimdi Türkiye'deyim. We're celebrating the Children's Day. Celebrate ne demekti? Kutlamak demekti. Bu ünitede çok fazla çıkacak kelimelerden biri. O yüzden fokusun, odaklanın buna bence. We are celebrating the Children's Day. Biz çocuk bayramını kutluyoruz. Buradaki Children's Day'e biz aslında uzun ismini de öğrendik daha yeni. Neydi? National Sovereignty and Children's Day. Değil mi? Tam uzun hali bu. Ama diyaloglarda genelde çocuklar Children's Day diye söylüyor. Ama ben uzun halinde öğrenmeniz taraftarıyım. National Sovereignty and Children's Day. Çünkü o bizim ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız. Geçtiğimiz günlerde 23 Nisan'da, 23rd of April'da ne yaptık? Celebrate ettik onu. Yani kutladık. Burada da kızımız herhalde Polonya'dan gelmiş. Diyor ki, biz we are celebrating Children's Day. Biz çocuk bayramını kutluyoruz. I'm making a lot of friends here. Ben burada bir sürü arkadaş edindim diyor. Ediniyorum diyor. Ne yapmış? Bir sürü arkadaş edinmiş, işte Children's Day'i kutluyorlarmış. Ne yaptık? Bütün aslında öğrendiklerimiz bir diyalogda gördük. Peki karşısındaki ne diyor? Biraz terrifying, korkunç bir arkadaşımız ama bir bakalım, belki de onun da önemli günüyle ilgilidir. Hi, my name is Monica. Merhaba, benim adım Monica. We are celebrating Halloween. Ha, biz Cadılar Bayramı'nı kutluyoruz. Halloween biliyorsunuz Amerika'da, yurt dışında kutlanılan bir gün. Bazen bizim ülkemizde de kutlamaya çalışıyorlar ama ben çok onaylamıyorum açıkçası. Bizim için önemli bir günün olması gerektiğini düşünmüyorum. Ama bilelim en azından ne olduğunu. Cadılar Bayramı'ymış, değil mi? Halloween neymiş? Şuraya da yazalım. Cadılar Bayramı. Bugün de çocuklar, yurt dışında, Amerika'daki çocuklar korkunç kıyafetler, korku karakterlerinin kıyafetlerini giyerek mahallelerinde geziyorlar kapı kapı ve işte şeker topluyorlar. Aslında bizim şeker bayramımıza benzer ama biz en iyi kıyafetlerimizi, en güzel kıyafetlerimizi giyerek gidiyoruz. Onlar da böyle korkunç kıyafetler giyip Cadılar Bayramı'nı kutluyorlar. We wear frightening costumes and masks. Bak o da aynı şeyden bahsediyor. Biz diyor korkunç kıyafetler ve maskeler giyeriz diyor. Yani korkunç kıyafetler ve maskeler giyeriz diyor. O günde yaptıkları şeyi de söylemiş. Peki başka neler var? Diyor ki, can you match national holidays? Yani ulusal tatilleri, ulusal bayramları eşleştirebilir misin diyor. Bir deneyelim. Daha yeni aslında isimlerini öğrendik çoğunun. Biz bir deneyelim. Mesela bunları nasıl eşleştireceğiz? Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Hemen ne yapalım? The Children's Day olabilir mi? Republic, the Youth and Sports Festival. Bence direkt şu olabilir. Eşleştirmemizi yaptık. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bunu hemen Children's Day ile eşleştirdik. Zafer Bayramı. Victory. Zaten Victory çocuklar zafer demek. Zafer günü. Değil mi? Zafer Bayramı. The Victory Day. Hemen burayla. Cumhuriyet Bayramı da neydi? Republic. Republic zaten Turkish Republic. Türkiye Cumhuriyeti. Eğer
mesela eğer yabancı basın falan da takip ediyorsanız orada Turkish Republic yazmak zorunda. Yani Türkiye Cumhuriyeti yazmak zorunda. Republic de Cumhuriyet demek, oradan hatırlayabilirsiniz. Ama biz bunların tam isimlerini de biliyorduk değil mi? Mesela Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı ne diye öğrenmiştik? Commemoration of Atatürk and Youth and Spor Festival diye öğrenmiştik. Feast de diyebilir çocuklar. Yani festival kelimesi yerine feast kelimesi de kullanılabilir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın da uzun şeklini öğrenmiştik. O da neydi? National Sovereignty and Children's Day'di. O da ulusal egemenlik. Ama burada kısa hallerini vermiş. Ben hem uzun halini hem kısa, zaten uzun halini biliyorsunuz, kısa halini tanımanız çok zor olmayacaktır. Şimdi mesela burada diyor ki, write the months of these important days. Şimdi bu önemli günlerin aylarını yaz demiş. Bakın günlerini değil, aylarını yaz. Bizim için önemli olan burada bizden ne istiyorsa onu yazmak. Write the months of these important days. Şimdi bu günlerin bu önemli günlerin aylarını yaz. Peki children days in. Şimdi artık burada party time'da öğrendiğimiz şeylerin önemi var. Yani sen you have to know names of months değil mi? Yani ayların isimlerini biliyor olman lazım yani. Bilmelisin. Mesela burada Children's Day, çocuk bayramı. Hangi ayda? Nisan. Peki hemen biliyor musun Nisan'ın İngilizcesini? Biliyoruz. April. Şimdi eğer bunun günü belli olsaydı, yani bize date'ini yaz, tarihini, tam tarihini yaz deseydi, ben size şunu öğretmiştim hatırlarsanız. Eğer ayın günü belliyse, işte 23 Nisan'da mesela diyeceksek, o zaman burada in değil, başka bir şey kullanıyorduk. Ne kullanıyorduk çocuklar? Hemen bilenler yazsın. Eğer günü belliyse bir şey yapın diyordum hemen. Bir şey yapın. Ne yapıyoruz? Günlere ne yapıyorduk biz? Ne yapıyorduk günlere? Bakın yazıyor benim çocuklarım. Aferin size. Well done. On değil mi? On. Yani günlere kon. Günü belli olsaydı biz burada on 23rd of April diyecektik. Yani 23 Nisan'da derken burada 10. Ama sadece ay istediği için biz burada in kullanmış, zaten sadece ayını yazıyoruz. Yahut de yani gençlik bayramı için kullanılmış. Biz onun da nerede zaten tam aynı aydayız. May. Mother's Day. Anneler günü. O da tam hemen bu hafta pazar günü sanırım değil mi? Hemen Mayıs ayının ikinci pazarında kutlanılıyor. O zaman hangi ayda olduğunu biliyoruz. Onu da May. Father's Day, babalar günü. Onun da hangi ayda olduğunu biliyoruz. O da Haziran'da diyelim. June. Victory Day, zafer bayramı. O da ne zamandı? The 13th of August. Yani August. The Republic Day, Cumhuriyet Bayramı, Oktober. Teacher's Day. Tabii bunu es geçmeyecektim as a teacher, bir öğretmen olarak. O zaman Teacher's Day'de hangi gündeydi çocuklar? Siz yazın. November. Değil mi? Kasım'da. 24 Kasım. Peki. Şimdi diyor ki tarihlerin yazılışını ve okunuşunu bir hatırlayalım. Çünkü burada çok fazla ihtiyacımız olacak. Şimdi dedik ki yazılışta ay, gün ve yıl olarak yazıyoruz. Ya da gün, ay, yıl olarak da yazabiliyoruz. Yani her iki şekli de önemli. Yıldan önce araya bir virgül konulabilir diyor. Yani tam şu yıldan önce bir virgül de koyabiliriz. Ayların isimlerini bilmemiz lazım. Bir de neyi bilmemiz lazım? Ordinal numbers, yani sıra sayılarını da biliyor olmamız lazım. İşte first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth gibi. Zaten biliyorsunuz ilk üçünü biliyorsanız geri kalanında hep th geliyor sonuna. T ve H geliyor. Ne demiş burada? S, T, M, D, R, D, T, H gibi kısaltmalar kullanılmayabilir diyor. Yani yazılış şeklinde söylerken işte March 22nd diye okuyoruz ama istersek yazmaya da biliriz. Yani bazen
sorularda böyle çıkıyor. Çocuk diyor ki oraya niye TH ya da işte MB ya da getirmemiş. İstersek yazmıyoruz ama okurken kesinlikle okuyoruz. Yani yazabiliriz. Şuradaki gibi March 22nd diye de yazabiliriz ya da sadece March 22 diye de yazabiliriz ama okurken her ikisinde de March 22nd, March 22nd diye okuyacağız. Yani her ikisinde de okunuşta söylememiz lazım. İşte March the 22nd 1980 veya 22nd of March 1980 gibi söyleyebiliriz. Tarihlerle birlikte kullanılan edatlara dikkat etmeliyiz. Yani benim söylediğim, bahsettiğim şey. Eğer sadece I varsa in, değil mi? Sadece I varsa in'i kullanıyoruz. Eğer ayın günü belli ise, zaten işin içinde gün varsaydı ne yapıyorduk? Günlere konuyorduk. Günlere ne yapıyorduk? Konuyorduk. For today I think it is enough. Bugünlük bence yeter çocuklar. Neydi? Bu konuları bir tekrar edin lütfen bugün. Buna dikkat edin. Dates kısımlarına, telling dates, tarihleri söyleme kısmını bir tekrar edin. Ordinal numberslarınızı bir daha tekrar edin ki bu konuyu daha iyi anlayalım. Ne yapıyoruz? Stay at home, study hard and take care. See you.